tabela olmadığı için kayaları tabela olarak kullandım. Burası Nazım Geçidi. İstikametimiz Dipsiz Göl. Dipsiz Göl'e 4 kilometre var. Buradan da geldiğimiz yön olan Dikli Taş Yaylası 3 kilometre. Naci abi işaretlemelere devam ederek gidiyor. Dikli Taş Yaylası'ndan çıkalı 1 saat kadar oldu. İşaretleyerek geliyoruz. Hatta 45 dakika oldu. Naci abimle beraber dağları, taşları. Buralar hep yaylalar. Konya'nın Bozkır ilçesi ile Manavgat'ın yaylaları. Şu önümüzde gördüğümüz 2600'lerde Yıldızlı Dağ. Bu bölgenin en yükseği orası. Tabii şu istikamette arkada görünmüyor. Bu Gül Dağı. Arkasında da Geyik Dağı var. Ya da Antalyalıların Geyik Dağı, Bozkırlıların Geyik Dağı dediği dağ. Orayı uzaktan göreceğiz. Dipsiz Göl de uzaktan görünüyor şu an. Tam şurada. Üstünde de yayla. Burası Sınıklı Yaylası. Aşağısı Sorkun Yaylası. Şurada bir maden var. Çok seviyoruz biz madenleri. Şurası da Bozkır'ın Heseli Köyü Yaylası. Evet, Toroslar böyle. Bugün Dipsiz Göl'den sonra şu vadinin içinden antik yoldan çıkacağız. Şu karşıda parmağımla gösterdiğim vadinin içi taş köşeli Roma yolu. Oradan Sultan Muharri Yaylası'na çıkıp yukarıdaki boyuna arkaya geçip Boğazyurt Yaylası ve Halkalıpınar Yaylası'na geçip oradan da Kalkantaşı Yaylası'na devam edeceğiz. Mehmet, bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bu deli bizim delimiz mi? Abi akıllıyla işimiz yok. Ha, hani yolların delisi falan var ya. Yolların delisi aslında yolların en akıllısı. Yani deli deliyi görünce deyip. Ha? Evet, biz çomağımızı saklıyoruz abi. O yüzden anlamıyorlar deli olduğumuzu, çaktırma. Yani bakalım. Burası Deli Ozan Tepesi. Evet. Kim koymuş bu ismi, sen mi? Vallahi içimden öyle geldi ya. Burada ya. Bir düşündüm, şöyle oturup güzel bağlama çalınır, güzel türkü söylenir. Evet. Aynı şekilde benim gibi düşünüp de birileri oturup bağlama çalmıştır yani, eski ozanlar. Kesinlikle. Mesela Karacaoğlan bu yaylalarda gezmiş yani. O yüzden birileri gelip burada türkü söylemiştir. Burada birazdan drone görüntüleri de alacağız. Manzara açık, çok güzel. Toros Dağları kapı gibi dizilmiş karşımıza. Evet. Dipsiz Göl'e 1 kilometre kala bizim yürüyüş yolunun geçtiği yerin önünde bir krater çukuru. Dipsiz Göl'de zaten bir krater gölü. Bu bölgede 3 tane var. Sülüklü Göl, Dipsiz Göl ve burası. Buraya da Kartal Çukuru deniyor. Burası da bir krater çukuru.
Bunlar zambaklar, suda yetişen zambak türü ve nilüfer çiçekleri. Arada sarı sarı nilüfer çiçekleri görünüyor, top çiçek. Biz bunlara top çiçek diyoruz ama aslında onlar nilüfer çiçeği. Evet, gölün sakini kurbağalar. Nilüferler. Bir tane top çiçek. Bizim dipsiz gölümüz burası. Yazsam ne yazar? Dipsiz göle ulaştık. Burası Konya'nın Bozkır iline bağlı topraklar. Etrafındaki evler Hocalı Yaylası, Manavgat'ın Yaylası. Gölde oldukça fazla nilüfer çiçekleri var. Sarı ve beyaz renkli çiçek açıyorlar. Biz onlara top çiçek diyoruz ama normal adı herkesin bildiği gibi nilüfer. Burası dipsiz göl. Tuz yolu buradan geçiyor. İkinci günün yarısında buraya kadar ulaşabildik. Bugün 7 kilometre yürüyebildik çünkü çok işaretleme yaptık. Bir de tam yük yürüyoruz. O bakımdan. Caminin minaresinin şerafesinin altına güvercinler, kırlangıçlar yuva yapmış çamurdan. Yani onlarca yuva var. Evet, dipsiz gölün üzerindeki Hocalı Yaylası'nın içinden devam ediyoruz. Az önce bir araba denk geldi, bakkal. Yumurta ve domates aldık, biberimiz de var. Birazdan ziyaret çekeceğiz. Değil mi abi? Melemen. Melemen. Dipsiz göl aşağıda kalıyor. Dipsiz göl arkamızda kalıyor. Birazdan taş döşeli antik yola ulaşmış olacağız. Hatta şu anda görüyorum. Burası eski göç yolları olarak bilinir. Ancak buradaki taş döşeli yollar bölgenin tarihini daha da eskiye indirir. Bu yola tuz yolu dememizin bir nedeni daha ortaya çıktı az önce. Yaşlıca bir amca eskiden 7 günde develerle Tuz Gölü'ne gidip 8 günde gelirler ve bu bölgede 4 liraya aldıkları tuzu 8 lira civarında satarlarmış. Bu yollar gerçekten de tuz yolu. Hem de antik çağlardan bu yana. Kültür devralmış yani. Taş döşeli yola geldim. Buradan itibaren Romalıların yapmış olduğu döşeme yollar başlıyor. 3-3,5 kilometre civarında bu döşeme yol devam ediyor. Bakın. Buradan başlıyor yol. Aslında gerisi de var ama yollar zamanla bozulmuş. İşte bu yolların hastasıyız. Antik yolların hastasıyız. Binlerce yılın hatırası var bu yollarda. Bu geçide bir ad vermiştim ama evet. Bu geçide bu adı vermiştim. Korkut Ata Geçidi. Aslında bu geçide bu bölgedeki yaylacılar kısık diyorlar. Korkut Ata Geçidi'ndeyiz.
Şurada melemen yapacağız. Naci abi çalışıyor. Çalışıyoruz abi. Yemek için boğada çalışıyoruz. Güzel. Evet. Melemen çalışmaları sürüyor. Çimlerin üzerine yakmadık ateşi. O yüzden içeriye yaktık. Daha iyi tabii. Bu derin kayalık vadinin içinde 3-3,5 kilometre ilerleyeceğiz. Daha sonra Sultan Muharri Yaylası'na çıkacağız. Bu rota üzerinde en sevdiğim parkur burası. Tamamen kayalık vadilerin içerisinden geçiyor ve çok eski bir yol. Zaman zaman döşeme yollara denk geliyoruz. Karşıda kocaman bir kertenkele beni bekliyor ama herhalde siz göremezsiniz. Ben varınca kaçacaktır. Şurada görünüyor. Kertenkeleyi görüyor musun? Ha, gitti. Bak şurada gitti.
biliyorum. Patikanın bu şekilde belirgin olduğu yerlere çok nadir işaret koydum. Çünkü sağa sola dönüş de yok burada. Aslında eski yol buradan gidiyormuş. Ama daha sonra değişmiş. Bu şekilde oluyor hep. Büyük alanın girişindeyiz. Burası büyük alan. İleride bir de küçük alan var. Burası da vaktine göre kervanların dinlenme yeri ya da askeri birliklerin mola yeri. Yukarıdaki sivri kaya da şeytan kayası. Böyle bir yer. Az önce bir yarım saat geri dönüş yaptım çünkü GPS'i açmayı unutmuşum. Direkt çizgi çizmesin diye geri gittim. Burası büyük alan. Karşıdaki büyük kayanın dibinde, o kayanın gölgesinde yemek molası veriyoruz yürüyüşlerde. Ama bugün ilk defa ikindi vaktinde geçtiğimiz için ve hava da bulutlu, öyle bir mola vermeyeceğiz. Yemek molamızı yeni verdik. Şeytan kayası daha güzel görünüyor. Aladağlardaki parmak kayanın biraz küçüğü. Kekik kokuları içinde yürüyoruz. Harika. Naci abi de nereye gitti diye beni aramaya gelmiş. Çantası ta nerede? Tabi GPS açmayınca o da beni aramaya gelmiş. Haliyle sağ olsun. Bu derin kayalık vadiye bayılıyorum. Çok rota yürüdüm. Ama burası gerçekten başka. Hele bir de içinde taş döşeli Roma yolu var ki o da ayrı bir tat katıyor. Buradaki boyaları da yenilemiyoruz. Çünkü gayet iyi kalmış. Değişik yıllarda işaretlediğim için bazılarında demek ki boya kalitesiz. Şunda olduğu gibi diğerlerinde boya kalitesinden kaynaklanıyor demek ki. Evet, antik yolun döşeme kalıntılarının bulunduğu yerdeyiz. Bu yolun binlerce yıldır kullanıldığının bir göstergesi de bu kaya yüzeylerinin bu şekilde tamamen kayganlaşması, pürüzsüz hale gelmesi. Bunlar yukarıdan dökülen molozlar. Molozları kaldırdığınız zaman döşeme yol aşağıdadır. Bu kayalara bakıyorsunuz, gayet pürüzsüz. Hemen yanındaki kayalara bakıyorsunuz, pürüzlü. Kimse üzerine basmamış çünkü. Hatta aşağı indikçe de pürüz azalıyor ve yola yakın yerlerde hiç pürüz yok. Yani bu bile, kayanın yüzeylerindeki bu pürüzlü olma ve pürüzsüzlük durumu bile bu yolun bir antik yol olduğunun göstergesidir. Yani bu yol... Şimdi de küçük alandayız. Kireç taşı kayaları alabildiğine ürpertici. Burası küçük alan. Bazı kaybolan işaretleri yaparak devam ediyoruz. Burada işaretler sağlam kalmış. Vadinin solundan, şuradan geldik ve
yukarıya çıkıyoruz. Vadeden devam etmiyoruz. Ve burada döşeme yolunun en güzel parkurlarından biri. Bu yol bitene kadar çekeceğim. Benimle birlikte siz de yürüyün. Burası Roma döneminde yapılmış olan bir yol. Yolun adı Via Sebaste. Yolun adı Via Sebaste. Bu yolda Roma İmparatoru Augustus'u onore etmek için ve onun ardıllarını da onore etmek için yapılmış bir yol. Askeri amaçlarla yapılıyor. Daha sonra kolonilere de ulaşmak için yapılıyor bu yol. İşin diğer kısmı da daha sonra ticaret için de kullanılıyor. Selçuklu döneminde özellikle, Osmanlı döneminde de kullanılıyor. Limanlardan yine tıpkı ilk çağda olduğu gibi gazya, zeytinyağı gibi o bölgeden gelen malzemeleri içeriye taşıyan ve içeriden de tekrar limanlara tuz taşıyan bir yol bu. Yukarıdan molozlar dökülerek yolun bazı bölümlerini yok etmiş. Ancak büyük oranda kenarlıkları ve basamakları ayakta. Gitgide yükseliyoruz. Bu kayalık vadinin sonuna geldik. Birazdan bu kayalık dağın arkasına tam karşımıza döneceğiz ve çayırlıkların üzerinden Sultan Muhari Yaylası'na geçeceğiz. Çok yorulduk. Bugün orada kamp yapabiliriz. Ya da yine eskiden olduğu gibi Halkalı Yazı Yaylası'na kampa geçebiliriz. Duruma bakar, orada bir dinlenelim. Kendimizi bir dinleyelim. Zikzaklar devam ediyor. Türkiye'nin en güzel rotalarından biri olmaya aday tuz yolu rotasının işaretlemelerini yapıyoruz. Bir de bilmek gerekir tabi. Yol aşağıdan kıvrıla kıvrıla buraya kadar geliyor. Asıl söylememiz gereken şeylerden biri de şu. Yolun bu şekilde belirgin olan yerlerine kesinlikle boya vurmuyoruz. Yolun kendisi zaten bir işaret. Burası Seydişehir Side arasındaki yola nazaran daha çok ticari bir yol. Orası direkt askeri bir yol. Zaten Strabon anlatıyor orayı. Burası da antik çağlarda kullanılan bir yol ancak daha çok ticaret yolu. Tuz taşındığı için bu yola tuz yolu adını verdim. Evet. Günün ilk yokuşu olabilir. Günün son yokuşu olabilir. Ne oluyor lan dedim. İlk yokuş deyince mi? Bir 5-6 yıldır bu yolun üzerinde çalışıyorum. Son noktayı bu yaz koyacağız. Çünkü yurt dışı etkinliklerini tamamen iptal ettik virüs nedeniyle. Bu nedenle yarım kalan bu işimi bitireceğim. Tabii bu tip rotalarda aklınıza gelen
soruyu da yanıtlayayım. Proje desteği vesaire yok. Kendi çabalarımızla, kendi emeğimizle. Evet, bu Kayalık Vadi'ye şimdi veda ediyoruz. Bir yolun girişini iyi bir işaretleyelim abi. Tamam abi. Gel. En önemli yerler. Karşıdan görünecek şekilde. Evet. Hepsini alalım. Hı hı. Sen geç karşıdan bak istiyorsan önce. Şurada bir işaretimiz var. Bunlar büyütelim. Büyütelim onları. Hı hı. Evet. Şuraya bir tane daha yapalım. Bura giriş. Şuraya girişe bir tane. Sultan Muharı Yaylası. Adını da buradan alıyor. Sultan Muharı, Sultan Pınarı demek. Yayladaki yaşayanlar peynirlerini, yoğurtlarını vesaire buraya suya bastırıyorlar. İnanılmaz soğuk bir su. Şurada da suya ayak sokma yarışı yapmıştık. Hatta burada da iki arkadaşımız suya kafalarını sokmuştu da 5-10 saniye tutabilmişlerdi. Burada masa sandalye de var. Oturma yerleri de var. Güzel. Burası Sultan Muharı Yaylası. Karşı kayalıklardan bu söğütlere doğru yöneleceksiniz. Evet. Sultan Muharı Yaylası'ndan karşıdaki yerlerden geldik. Şu şekilde oralardan geldik. Ve arkada gölün oraya indik. Ve bu vadiden çıkıp şöyle yaylanın oradan arkadan da dolanarak buraya kadar geldik. Ama rotanın en dik yeri burası. Sultan Muharı'ndan yukarıya çıkış. Rotada en çok yükselinecek yer burası. Tepesi hemen varacağımız yer 2300 metre rakım. Karşımızda görünen dağ Gül Dağı. Hemen onun altına kurulmuş Boğazyurt Yaylası. Güneş yeni yeni çekiliyor yayladan. Önümüzde kapı gibi duran Toros Dağları. Yarın gelin taşı, kalkan taşı yaylalarına gideceğiz. Oradan da Yeni Suyun Önü Yaylası'ndan, Kalandras mevkiinden Çimi köyüne ineceğiz. Üçüncü gündeyiz. Tam karşı düzlüğün sonu Boğazyurt Yaylası. Sabah 6.30. Güneş yeni yeni yükselmeye başladı. Gece oldukça soğuktu. Karşımızda Halkalı Yazı Yaylası. Hemen burada kampımızı kurduk. Ve üst yanımızda da bir çeşme. Bu bölgede yarım litre su taşıyarak yürünebilir. Böyle suyu kendinize yük etmeyin, her yer çeşme çünkü, ama Halkalı Yazı'dan sonra en az 2,5-3 litre suyla yürümeniz gerekiyor. Çünkü yol üzerinde başka çeşme yok, bir Gelin Taşı Yaylası'nda var. O da rotadan 500 metre içeride.